Çok önemli sporcu arkadaşlarımız vardı. Ama en önemlisi ödül alırken de söylediğim gibi özel sporcularımız buradaydı. Onlar gerçekten bizim gururumuz. Onların yaptıkları, başardıkları gerçekten olağanüstü. Hepimize örnek olacak şekilde. Çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki ödül törenlerinde görüşürüz. Merih, bu ödülü sana 2019'daki performansın getirdi. 2019 senesi senin için nasıl geçti? İki transfer yaptın. Şu an dünyanın en büyük takımlarından birisini oynuyorsun. Neler söyleyeceksin? Çok mutluyum. Özellikle milli takımla çok güzel başarılar yakaladık. İnşallah Euro 2020'de de bunu devam ettireceğiz. Çok güzel bir ortam var şu an. İnşallah bu bozulmadan güzel başarılar elde edeceğiz. 2020 ile ilgili kişisel hedeflerin ilgili. Ve bu arada Yusuf Yazıcı'ya da çok geçmiş olsun. Daha yeni konuştum zaten onunla. İnşallah daha güçlü şekilde, en iyi şekilde döneceğine eminim. Ona da tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese, iyi akşamlar. Evet, öncelikle ben Boğaziçi Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi bu ödüle layık görenler, bizi seçen, oy veren öğrencilere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü 5 yıl içerisinde bugüne kadar emek veren yöneticilerimize, futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, taraftarımıza, camiamıza, herkese teşekkür ediyorum. Çünkü herkesin emeği var. O anlamda bu ödülü onların adına alıyoruz, camiamızın adına alıyoruz. Ve 5 yıl içerisinde hakikaten büyük başarılara imza attık. 3 yıl içerisinde Süper Lig'e çıktı ikinciye de. Geçen sene de Türkiye'yi en güzel şekilde Avrupa'da temsil ettik. O anlamda çok anlamlı bir ödül olarak görüyoruz. Ve bizim için onur verici, gurur verici. Bir Anadolu takımının burada Boğaziçi Üniversitesi'nde bu şekilde layık görmesi de bizim için çok mutlu olduk bu anlamda. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, geçen sezonu 5. bitirmiştiniz. Dediğiniz gibi Avrupa Ligi'ye gelmesini mücadele ettiniz. Bu sezon ilk yarısı nasıl geçti? 2019 sizin adınıza nasıl geçti? Ve 2020'de Malatya Spor, BTC Türkiye'nin Malatya Spor neler yaptı? Ya tabii ki geçen sene BTC Türkmenistan Spor olarak 5. bitirdik. Onun için bu sene de tabii ki de en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk yarının son maçına çıkacağız. Önümüzdeki hafta Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep maçından sonra da ilk yarıyı bitirmiş olacağız. Tabii ki hedefimiz burada 29 puandı ama olmadı. İnşallah 26 puanla bitiririz. Önümüzdeki hafta maçı kazanır ve ilk yarıyı da tamamlamış olacağız. Tabii ki bu sene böyle şöyle takıma baktığın zaman, çünkü daha bir hafta var. İstediğimizi, hedeflediğimiz yerde bitirdik mi? Belki değil ama tabii önümüzdeki ikinci yarı 17 maç var. Bir de Türkiye Kupası var. Hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Geçen sene 5. olmuş bir takım olarak tabii ki beklentiler biliyoruz. Beklentiler yüksek ama bu senelik biraz daha zor. Kolay değil, onu söyleyeyim. Çünkü en üstteki takımı yenebiliyorsun, en alttaki takımı yenebiliyorsun ki bu sene ilk yarı sonucu baktığın zaman çok oldu. Hem biz hem diğer takımlar bu sonuçlarla karşılaştı. Onun için lig dediğim gibi kolay değil, zor ama ikinci yarı daha da zor olacak. Başkanım, peki sezon başı. Peki Sayın Başkanım, son günlerde, son haftalarda Türkiye'de VAR uygulaması oldukça tartışılıyor. Sizin VAR uygulamasıyla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Ya tabii ki VAR sistemini başından beri destekleyen bir kulübüz, onu söyleyeyim, Anadolu kulübü olarak. Doğru bir sistem, olması gereken bir sistem. Belki %100 değil ama %80-90 hataları giderecek bir sistem. Ama maalesef VAR olmasına rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu sene özellikle de. Çünkü VAR'a gidildi, gidilmedi. Bu konular çok tartışıldı. Biz VAR'ın tabii ki adil bir yönetim olsun ve adalette hatanın dediğim gibi belki %100 değil ama en azını %80'i gidermek için olan bir sistemdir. Ama sonuçta bu sistemi kullananlar da insanlar. Ama maalesef bu sene özellikle de Malatya Spor olarak, BTC Malatya Spor olarak ciddi şekilde sıkıntılar yaşadık. Tabii ki hakemler de hata yapabilir, hatalar olur. Ama bazı hatalar var ki zaten var. O VAR'ın görmemesi de ister istemez bizi düşündürüyor. Yani bu VAR'ın hakikaten doğru bir sistem olduğunu ve bu VAR'ın doğru kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da
varın, daha doğru ve daha adaletli bir şekilde kullanılır diye düşünüyorum.